Konuşmamız gereken bir şeyler var. We have something to talk about. Wir müssen etwas besprechen. Mellan ya da en pohutta var. Vi har något att prata om. Abbiamo qualcosa di cui parlare. Konuşmamız gereken bir şeyler var. Biz avon da kuapan. Lazım bir şey söyleyeyim sana. Aleyin ingin şeye biçarakan. May pag-uusapan tayo. Nam yeste çong pag-uverik. Repi na milisume. Tenemos algo de que hablar. Konuşmamız gereken bir şeyler var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi tanımayanlar için kendinizden biraz bahseder misiniz? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Ben psikolog Ferhat Aydın. Daha çok belki bar psikolog olarak duymuş olabilirler. Yani adımı filanından daha çok bu markayı duyan var. O yüzden çalışma alanım aslında barlar. Ama bir psikoloji anlatıcısı olarak her yerde temel psikoloji bilgilerini, psikoterapiyle ilgili literatür bilgilerini keyifli bir şekilde insanlara talk show'da anlattığım bir girişimcilik, bir içeriğim var. Dolayısıyla son 3-4 yıldır sadece anlatıcılık yapıyorum. Yani adım her ne kadar öyle olsa da sadece barda çıkmıyorum. Yani üniversiteler, şirketler, STK'lar, konuşmacı ihtiyacı olan herkese gitmeye çalışıyorum. Alanınızla ilgili bilgi verir misiniz? Bu alana yönelmenizde ne etkili oldu? Bu alana yönelmemde en çok kariyerimde ilerlemeye çalışırken karşılaştığım bireysel, toplumsal, ekonomik bir takım engeller aslında biraz vesile oldu. Daha önce denenmeyen bir şey olduğu için biraz zorlanmadım değil ama girişimcilik olduğunu bile sonradan fark ettiğim bir iş aslında bu. O yüzden önümde bir örnek olmadığı için biraz zorlandım ama bir yandan da ilk defa yapmamın keyfini de yaşadım. Çok farklı ortamlarda insanların sorularını cevaplıyorum psikolojiyle ilgili ve günlük hayattan metaforlarla, hikayelerle, durum komedileriyle ve mizahla psikoloji bilimini anlatıyorum. Aslında özetle böyle söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Sizin alanınıza yönelmek isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yönelmesinler. Yani ben böyle bir şey yapacağım diye yola çıkmadım aslında. Çok süreç biraz. Evet, yani süreç, yol, tesadüfler, farklı düşünme becerileri, bunlar böyle bir araya gelince biraz önüme çıktı aslında bu kariyer. Dolayısıyla benim en önemli tavsiyem aslında en temel motivasyonu ne insanları bu işi yaparken, yani neden psikoloji okuyorum? Neden terapist olmak istiyorum? Daha çok bununla ilgili kendilerini sorgularlarsa bana daha işlevsel bir şeymiş gibi geliyor. Hani ben de vardı böyle bir şey yapacağım diyenler oldu ama az önce söylediğim gibi organik olmadığı için, deneme yanılmayla bir şeyler yaşanmadığı için çok fazla uzun süreli olmadı. O yüzden hani benim 7 yıldır aralıksız hala devam ediyor olmamın en önemli sebebi aslında İçsel motivasyonun ve organik olarak bu işin ortaya çıkmış olması. Yoksa bakıp, aa bunu ben de yapayım filan demek, girişimcilik alanında çok fazla işe yaramayabiliyor. Günümüzde psikoloji bilimiyle ilgili eleştirileriniz var mı? Varsa neler? Bu saatimiz varsa. Ya şöyle, müfredatından yasasına, ülkedeki psikolog algısından, farklı toplumsal dinamiklere, birçok açıdan konuşulması gereken birçok şey var. Yani burada yıllardır anlatmaya çalıştığımız bu mesleğin bir yasaya sahip olması gerektiği, ehil olmayan insanların kafalarına göre bu işi yapamaması gerektiği, herhangi bir etik ihlal ya da illegal bir durumda şikayet edilecek bir mecra olması, psikologların kendilerini daha efektif bir şekilde görünür hale getirmesi, ama böyle sürekli canlı yayın yapmaktan bahsetmiyorum. Yani insanlara yalın bir şekilde jargonsuz, sadece bir şekilde literatür bilgisini sindirip anlatmaktan bahsediyorum. O yüzden ilk aklıma gelenler bunlar. Teşekkürler. Önerebileceğiniz kitap, dizi ya da film var mı? Ben Engin Geçtan'ı çok okudum zamanında ve herkese çok öneriyorum. Psikanaliz ve sonrası, varoluş ve psikiyatri, insan olmak, o kitapları hakikaten çok güzel. Çocuk ve ergen psikolojisiyle ilgili Yankı Yazgan'ı çok uzun süre takip ettim. Onun kitaplarına bakılabilir.
Aslında çok var yani dizi ve filme girersem çok çıkamayabilirim ama ilk aklıma geleni söyleyeyim, meslektaşlarımın ilgi gösterebileceği bir şey. Intriguement diye bir dizi var. Her bölümlü seanslardan oluşuyor. Onu önerebilirim. İlişkilerle ilgili psikanalitik olarak yorumlar yapılabilecek You dizisini önerebilirim. Bunlar benim böyle en çok sevdiğim işler dizi olarak. Birkaç tane daha vardır ama bence bunlarla başlanması iyi olur. Çünkü yeterince ağır ve yalın bir şekilde işlenmiş konular. Teşekkür ederiz. İnsanların psikoloji bilimine yaklaşımlarını nasıl buluyorsunuz? Tabii son 20-30 yıldır medya, işte diziler, filmler kafalarda belli bir şeyin oturmasına sebep oldu. Türkiye'de belki çocuklar duymasında başladı bu işte. Mutfak filan demeleri, çocuğun psikolojisi varmış gibi mevzular. Fakat dizi ve sinemada, bazen sosyal medyada çok farklı yansıtılabiliyor. O yüzden en güçlü kanallar olan bu alanlara bizzat işin içindeki insanların, yani biz psikologların bir şeyler üretmesi ve insanlara ruh sağlığı, bak böyle bir şey, psikolog bu işi yapıyor. Terapiye gittiğinde bu oluyor. Bunu bir şekilde sağlıklı kanallardan öğrenmeleri önemli. Bu şey demek değil. İşte böyle terapist olmaz, yanlış çekmişsiniz gibi bir şey değil. Senarist istediğini çekebilir, istediğini yapabilir. Ama farklı projelerle, farklı değişik işlerle bizim mesleği bir şekilde insanlara artık teknoloji ve sosyal medya belki de kullanılarak anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yanlış bilinen şey var. Yani o alanda yapılacak çok iş var. Halk seminerlerinin çok daha olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeniden seyirciyle buluşup böyle bir etkinliğe katılmak size ne hissettiriyor? Hayatta gelmem bir daha. Ya şimdi sizin sosyal medya sayfanız, yaptığınız işler, ince ince çalışmanız, bu salonu ayarlamanız, bu kadar insanı buraya toplamanız tek kelimeyle muazzam. O yüzden ben birkaç haftadır böyle buranın heyecanı içinde yaşıyordum. O yüzden çok keyifliydi, çok güzeldi, çok güzel bir kitle var, ekip çok iyi. O yüzden seneye inşallah çağırırsanız tekrar gelirim. Tabii ki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.